saray ve AKP iktidarı tarafından basın ve medya özgürlüğü, söz söyleme ve haber yapma özgürlüğü ipotek altına alınmış durumda. Bu sadece bir ipotek durumu değil elbette ki. Kayyum atama ve haber kanallarını kapatma gibi yöntemlerle basın kuruluşları ipotek altına alınıyor ve çalışmaları engelleniyor. Ama bunun yanı sıra çok ciddi bir yargı baskısı da var. Ve yargı tek taraflı olarak sadece AKP'ye muhalif olan ve Tayyip Erdoğan'ı eleştiren basın kuruluşlarına karşı ceza yöntemi uyguluyor. Bu bilinçli ve sistematik olarak basının susturulması operasyonu. Başka bir açıklaması yok. Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün tutuklanması, Cumhuriyet Gazetesi'ne dönük son soruşturma ve müdahale bunun çok açık bir örneği oldu. Ve siyasi iktidar bunu herhangi bir şekilde hukuki kriterlerle gerekçelendirme ihtiyacı bile duymuyor. Keyfi kararlar ve eleştiri özgürlüğünün kullanılması suç isnadına dönüştürülüyor ve çok ağır bir baskıya, tutuklama ve hapsetme saldırısına dönüştürülüyor. AKP hükümetinin dayandığı hiçbir kural yok, hiçbir kriter yok ve bu artık eleştiri özgürlüğünün ve objektif haber verme özgürlüğünün yasaklanması ve men edilmesi anlamına geliyor. Örneğin Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek bir suç sayılıyor. Onun kişilik haklarını hakaret etmek değil, Cumhurbaşkanlık kurumuna saygısızlık yapmak değil. Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek ve Cumhurbaşkanı ve AKP hakkında onların aleyhine olabilecek bazı haberleri yayınlamak bir suç olarak görülüyor. Kişiye göre suç tanımı yapılıyor. Evrensel basın özgürlüğü kriterlerine göre değil, kişiye göre bir kişiyi ve bir iktidarı korumak için suç tanımı yapılıyor. Basın Türkiye'de en son 90'lı yıllarda bu kadar açık bir baskı altındaydı ve bir de 80 darbesi döneminde basın bu kadar susturulmuştu. Şimdi üçüncü bir örnek yaşıyoruz ve bu da AKP iktidarı döneminde yaşanıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil elbette ki. Basına dönük söz söyleme özgürlüğüne, bazı muhalif basın kuruluşlarının, sitelerin kapatılması uygulamalarına karşı bir normallik temelinde açıklama yapmak mümkün değil. Bu çok anormal uygulamalar ve darbe rejimlerinde, sıkı yönetim rejimlerinde rastlanabilecek uygulamalar ve bugün de aslında basına karşı çok açık bir darbe rejimi uygulanıyor. Teşekkür ediyorum.